Bu tarz ürünlerin üretilmesine çok fazla kızıyorum. Çünkü bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Fiyatını uygun tutup daha fazla kalite sunduklarını dile getirmeye çalışıyorlar ama bana kalırsa paranızı çöpe attırıyorlar. Ve bunu bizi fiyat konusunda kandırarak yapıyorlar. Kanmayalım. Biz daha iyisine layığız. O yüzden bu televizyon hakkında fazla ileri geri konuşmayacağım. Dile getirmek istediğim bazı noktaları var. Mesela Çin'de herhangi bir firma, hatta günümüzde pek çok yerde duyuyoruz, Xiaomi adı altında satılıyor. Adam kendi ülkesinde üretip kendi ülkesindeki insanlara daha uygun fiyata veriyor. Bizim ülkemizde üretilen birçok ürünler bize sanki yurt dışından gelmişçesine satılıyor. Onu da geçiyorum. Türkçe herhangi bir isim de kullanılmamış, herhangi bir ad da altında satılmayıp sanki yurt dışından ithal ediliyormuşçasına satılıyor. Üzerinde belki sağında solunda kenarında yerli üretim ibaresi yer alıyor, bazılarında yer almıyor. Bazılarını araştırdığımda direkt Türkiye içerisinde üretildiğini falan görüyorum. Ama şuna değinmek istiyorum. Parçayı yurt dışından getirseniz bile Türkiye'de üretimini yaptığınız televizyonu, telefonu artık hangi ürünü satıyorsanız artık kaliteli malzeme kullanın. Bu televizyonu şimdi siz alacaksınız, evinize götüreceksiniz. 2000 lira para vermişsiniz. Çok güzel bir şey bekliyorsunuz. Abi bir kere malzeme kalitesi yok. Smart diye geçiyor. Smart özelliklerinin birçoğunu zaten kullanamayacaksınız. Ekran çözünürlüğü dersen zaten hafif yaklaştığında o piksellerin ne kadar birbirinin içine girdiğini göreceksin. Üzerinde bulunan giriş çıkışları fazlasıyla yetersiz. Ne internet girişi var, ne üzerinde dahili bir wifi'si var. Herhangi bir özelliği yok. Şu an teknoloji devrinde olduğumuzu düşünüyorum ve fazlasıyla bu televizyonun bana kalırsa yoksun kaldığını söylemek zorundayım. Televizyonun ilerleyen zamanlarda size katacağı tek şey gözünüzün bozulması olacağını tahmin ediyorum. Tabii yakından izlemiyorsanız belki daha uzun seneleri de alabilir bu. Televizyonun ekran büyüklüğüne aldanıp kesinlikle bence bu televizyonu almayın. Gidin farklı bir markanın televizyonuna para verin. Onu alın. En azından birazcık daha cebinizden para çıkar ama kaliteli bir görüntü elde edersiniz ve kaliteli özelliklere sahip olursunuz. Ve belirli bir zaman sonra daha fazla şeylere ihtiyaç duyduğunuzda sizi en azından yarı yolda bırakmaz. Size daha çok değer veren farklı bir firmadan alın. Burada A101'i kötülemek istemiyorum. Sorun A101'de değil, sorun Vestel'de. Müşteri memnuniyeti için çalışmış olsalar şu an farklı şeyleri söylüyordum. İlla ki herkesin evinde bir Vestel ürün olmuştur ki herkes yerli üretime destek vermek için çalışıp çabalıyor. Ama biz yerli üretimden ucuz ürün değil, kaliteli ürün bekliyoruz. O yüzden yerli üretimin artık kaliteli üretime geçmesini dört gözle beklemekteyim. Kusura bakmayın, videoda televizyonu pek fazla anlatmak istemedim. Anlatamadım da. Televizyonun anlatılacak bir özelliği yok çünkü. Dahili uydu alıcıyla birlikte geliyor. 2 tane HDMI girişi, 2 tane USB girişi falan var. 48 inç de ekran boyutuna sahip. Size katacağı hiçbir şey yok. Ama yine de alternatif fiyat ve kullanıcı yorumlarında merak ediyorsanız açıklama kısmına ekleyeceğim internet adresinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.